Günaydın Uğur Bey, iyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar. Demek ki benim sürem bugün 1,5 dakikalık. Hemen sor o zaman. Şimdi son 1,5 dakikasını görünce Sezen Aksu'dan izin istemiştim. Yanlış. O zaman o izin talebine ben de bir imza atayım. Peki. Nasılsınız? Nasıl geçti? Sağ ol, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tabii keyiflisinizdir. Beşiktaş derbisini de aldı Fenerbahçe. Vallahi bizim çocuklar uğurlu geliyor herhalde, öyle diyorum. Öyle mi? Maça gidiyorsunuz artık. Tabii tabii. Galatasaray derbisine de götürdüm. Beşiktaş derbisine de gittik. İkisinde de galibiyetle dönünce dedim tamam, siz artık uğurlusunuz. İşin kötüsü orada bulunanlar da buna inanmaya başladılar. Yani çocuklar çok ağır bir sorumluluk yüklendiler şimdi de. Vay vay vay. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi kapış kapış herkes tabii çocukları aman bizim yanımızda dursun, aman bizim yanımızda dursun diye paylaşamıyordur. Siz tabii kıyamazsınız. Muhtemelen öyle olacak. Evet. Hoş geldiniz diyeyim tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bey. Hoş bulduk. Fakat bir projem var, bilmiyorum ne kadar destek verirsin. Tabii oraya çocukları götüremem de. Evet. Biz Beşiktaş derbisinde revanşı İnönü Stadyumu'nda oynayacağız. Hı hı. Orada ben çarşı grubunun arasında Fenerbahçe formasıyla oturabileceğimi hayal ediyorum. Çünkü üniversite yıllarımızda biz o tribünde Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerliler hep yan yana otururduk. Tribün görünür de işte sol tarafı Galatasaraylılara, ortası Fenerbahçelilere, çok geniş bir kesim olmak üzere sağ tarafta Beşiktaşlılara ayrılırdı. Ve yani ne arada polis önlemleri, yani çatışma çıkmasın diye neredeyse bariyer gibi duran polisler, ne başka türlü işte tribün terörü, bunların hiçbir tanesine tanık olmazdık. Hatta Galatasaray'ın karınca ezmez Şevki diye Allah rahmet eylesin, çok kendine özgü bir taraftarı, amigo demeyelim de bir simgesi vardı. O teknik üniversitesinin önündeki merdivenlere çıkar, orada bir heykel gibi yaklaşık bir saat Galatasaray bayrağını böyle elinde tutar, sessiz hiçbir hareket yapmadan o şekilde dururdu. Yani bunları gerçekten insan özlüyor, hayal ediyor. Acaba o günlere geri dönebilir miyiz? Bunun bir başlangıcını yapabilir miyiz? Çünkü spor benim anladığım ölçüde arkadaşlık, dostluk, sevgi, kardeşlik. Şimdi ben Beşiktaş'a bir lokantaya gittiğimde oradaki vatandaşlarımızın Beşiktaşlı olması ya da olmaması benim için hiç önemli değil. O güzelim semtte benim İstanbul'un en böyle bana göre önemli, değerli semtlerinden birinde o balık lokantalarında çoluğumla çocuğumla orada bulunan insanların da yarattığı o atmosferi paylaşmak ve birlikte işte bu gelip geçici hayatın birkaç saatini yaşayabilmek, öyle değil mi? Evet, ama zannedersem bu mümkün, zira yani Uğur Dündar denince işte zamanında Fenerbahçe yönetiminde yer almış ve koyu bir Fenerbahçelidir akla gelmiyor. Ne kadar düzgün bir insan olduğu, 40 yıllık gazeteciliğin vermiş olduğu deneyimlerle ülkeye iyi şeyler sağladığı, bu biliniyor. O yüzden bence pek fazla rahatsız edilmezsiniz. Ben şimdi siz Beşiktaş tribününe alışın diye onlara yaptığım Dattiri Datta şarkısını da alttan çalıyorum. Yo, çarşı grubunun da son derece yaratıcı, takdir edilmesi gereken, desteklenmesi gereken, hakikaten bizim tribünün atmosferine, tribün fotoğrafına harikulade renk getiren bir grup olarak değerlendiriyorum. Evet, gayet de hassaslar. En son Hüseyin Üzmez sloganlarını hatırlıyorum. Yani ekonomik kriz eleştirileri yapıyorlar. toplumsal vicdana ters düşen bir takım gelişmelere onlar da tepki gösteriyorlar. Yani işi sadece futbolda bırakmıyorlar. Gerçekten son derece yaratıcı, birikimli, güzel insanların oluşturduğu bir topluluk gibi geliyor bana. Evet. Peki Uğur Bey, söz futboldan açılmışken ben dünkü Galatasaray maçından bir enstantane iletmek istiyorum size. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Evet. Penaltı pozisyonu vardı. O Zoko isimli futbolcu eliyle resmen kaleci gibi çıkardı. Evet, evet. Fakat kartı teli yedi. Yani hakem güzel görüyor da kime niyet kime kısmet. Kime niyet kime kısmet oluyor. Şimdi hani hata yapar hakem ama elle çıkaran zenci
Kartiyen beyaz. Hani bu kadar da hata olmaz diyorsun. Ama zenciler de birbirine benzemez. Ama yani Uğur Bey zannedersem bunlar şimdi beni ırkçı zanneder. Ben yenisi bir beyaza göstereyim kart dedi. Öyle olabilir mi? Ama şimdi biz öyle hakemler gördük ki adam göstere göstere smaç yapıyor. Elle gol atıyor, onu görmeyen hakem gördük kardeşim. Penaltı yapanı karıştırması, zenciyle beyazı karıştırması, bunu sadece renk anlamında söylüyoruz. Bizim ırkçı, kafatasçı olmadığımızı artık neredeyse o siyah kargalar bile biliyor tepemizde uçuşanlar. Dolayısıyla bir hakemin bunu karıştırması bana biraz daha olabilirmiş bizim sahalarımızda gibi geliyor. Olmaması lazım, asla olmaması lazım. Yani böyle bir hatayı yapan hakemin elindeki kartları, düdüğü, elbisesi, ayakkabıları falan maçtan sonra gelir resmi görevliler tarafından teslim alınır. Daha sonra tribünlerden izleyip izlememesine de ayrıca karar verilir. Evet. Seyirci olarak yani o tribünde yer alıp almamasına da ayrıca karar verilir. Ben her zaman söylüyorum, Türk futbolunun en büyük sorunu hakemlerimizdir. Evet. Bu hakemlerle hakikaten maçın mukadderatına etki yapan bir yanlışı 15. dakikada yapabiliyor. Şimdi yine biz galip geldik ama Sisse'nin o ilk sarı kart değildi. Bunu da dürüstlükle söylememiz lazım. Evet. Öyle değil mi? Evet, bence de öyle yani. Ama işte yani bizden yana çaldığı zaman görmeyecek miyiz hakem hatalarını? Göreceğiz tabii. Çünkü yarın öbür gün bizden yana çalan hakem bizim aleyhimize de çalar. Ve bizim çok hak ettiğimiz bir maçı almamızı engeller. Dolayısıyla yani dün akşam o çocuk oynamış olsaydı atılan kırmızı kart gören futbolcu telli oynamış olsaydı belki maçın mukadderatı bu şekilde değişmeyecekti. Evet, çok da erken gördü kartı. Tabii sen bunları sizin gibi düzgün insanlar böyle düşünüyor. Herkes keşke şimdi penaltı olduğunu görüyorsun. Haklı bir karar. Öyle değil mi? Evet. Ona hiç kimse itiraz etmiyor. Adam yumrukla kaleci gibi topu rakip futbolcunun kafasından uzaklaştırıyor. Gelse mutlaka gol olabilir o top. Arkada Barış da var, bekliyor. Barış da var, şey de var, libero da var. Dolayısıyla görüyorsun onu. O halde o elin nasıl göremiyorsun kime ait olduğunu o elin? En azından git yana kime sor. Futbolcular geliyor ayrıca, kendileri söylüyorlar. Evet. Diyor ki ben vurdum diyor. Şimdi Uğur Bey yani muhtemelen bunun altında şey atıyor. Şimdi bu zenciye kart gösteririm. Beni Ku Klux Klan zannederler. Bu yaştan sonra başıma bela almayayım. En iyisi gel telli turnam dedi. Telliyi gösterdi yani. Yani Türk futbolu dikkat edersen son yıllarda sürekli bir gerileme halinde. Bakma işte Avrupa Şampiyonası'nda bana göre tesadüfi bir başarı gösterdik. Çok tesadüfiydi gösterdiğimiz başarı. Son maçlarda fena oynamadık. Ama şu sene liglere baktığında gerçekten tel tel dökülüyor bütün takımlar. Maalesef. Futbol kalitesi açısından. Bunun en büyük sorumlusu hakemlerdir bence. Evet Uğur Bey, bizi hamdolsun teğet geçen kriz şimdi düşüşe geçmiş. Yani, hamdolsun diyelim. Ne hamdolsun, diyelim? Hamdolsun teğet geçen kriz nasıl düşüşe geçer onu da bilmiyorum. Başbakan böyle bir açıklama yapmış. Acaba hamdolsun teğet geçti derken Kasım'ı mı? Şimdi kurşunu yiyen kişilerde kurşun yarası önce hiçbir şey hissettirmez. Hatta ne kadar iyiyim falan, iyi ki bana isabet etmedi gibi düşünceler geçermiş bazı yaralılarda. Bu kriz de öyle. Acısı biraz geç çıkıyor. Tamam düşüşe geçti ama batıda alınan tedbirlerle palyatif bir düşüş söz konusu. Orada da radikal bir biçimde krizin yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ve güçlü batı ülkelerinde radikal bir biçimde inişe geçip geçmediği konusunda tartışmalar sürüyor. Yani yaraya pansumanlar yapılıyor sürekli olarak. Evet. Ama yara iyileşmiş değil. Şimdi o yaranın Türkiye'ye olan etkisi, o krizin Türkiye'ye olan etkisi, düşün okyanus ötesinden yola çıkan bir dalganın bize ne kadar sonra varacağını gözünün önüne getir, o şekilde olacak. Evet. Orayı yıkıyor geçiyor. Esas şimdi bizde başlıyor.
Yani 2009 yılının bütün uzmanlar tarafından büyüme açısından kayıp bir yıl olacağı söyleniyor. Nasıl bir iniş bu? Nasıl bir iniş bu? Ama sağ olsun ben Sayın Başbakanımızdan yeni bir şey daha öğrendim Uğur Bey. YouTube'a giremiyordum, onun sayesinde YouTube'a girmeyi öğrendim. Meğerse Sayın Başbakan da yasaklı YouTube'a. Krizden nasıl çıkılacağını da Sayın Başbakan sayesinde öğrensek çok iyi olur. İnşallah, tabii hiçbirimiz dilemeyiz. Yani Türkiye'nin sürekli krizle boğuşan ve bütün kaynaklarını krizin verdiği zararları telafi etmeye harcayan bir ülke konumuna gelmesini asla istemeyiz. Yani Türkiye'de %4'ün altında büyüme hızı Türkiye için çok büyük tehlike anlamına gelir. Bunu daha çok kimse fark etmiş değil. Bu genç, bu dinamik nüfusu sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek için ya da bu dinamizmi koruyabilmek için Türkiye'nin %4'ün üstünde büyüme hızlarıyla her seneyi kapatması lazım. Şimdi diyorlar ki 1,6 işte en fazla 2 olacak. Bu aslında gerçekten çok büyük bir tehlike. Çok büyük bir alarm sinyali olarak algılanmalı. Evet. İşte patır patır kapanıyor fabrikalar zaten. Üreten ürettiğini satarak dışarıdan gelen dövizlerle tıkır tıkır çalışan bir ekonomiye sahip değildik. Krizden önce de öyle sahip değildik. Yani insanlar can havliyle işi götürebilmek için hatta boğazı tokluğuna çalışarak ihracat yapıyorlardı. Bir sıcak para dolayısıyla Türkiye adeta bir saadet zinciri görünümünde bir geçici sanal bir refaha kavuşmuş gibi bir fotoğrafa sahipti. Evet. Şimdi reel sektör çok sıkıntıda. Yani ihracat durma noktasına gelmiş çünkü krizin vurduğu ülkelerdeki ekonomi de daralma, tüketim de daralma noktasında. Dolayısıyla bu işler öyle hamdolsun teğet geçti ya da kriz inişe geçti gibi böyle palyatif derinliğine bakış açısı içermeyen sözcüklerle, cümlelerle izah edilmeye kalkışılırsa ondan sonra çıkabilecek tablonun izahı çok zorlaşır sorumlular için. Bence Sayın Başbakan'ın böyle demek yerine bu krize karşı şu önlemleri aldık, şu önlemleri alıyoruz, vatandaşımdan, işverenimden de şunları beklerim, bankalardan da şu sorumluluğu beklerim şeklinde çok geniş kapsamlı açıklamalar yapması gerekir. Bir ülkeyi yöneten başbakandan beklenen sorumlu davranış budur. Evet. Peki Uğur Bey, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında zamanımız kalmadığı için yarın bu konuya bir bakmak istiyoruz. Hangi konuya? Atlas jet kazası, Isparta'daki kaza. Tabii. Çok tabii. İlginç. Bu akşam zaten arenada da çok çarpıcı dosyalar olacak. Hı-hı. Hem bu uçak kazası ile ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi eleştiriler getiriyor Ulaştırma Bakanlığı'na. Ayrıca iki büyükşehir belediye başkanının da yolsuzluk dosyasını açıyor. Bu arada Tarım Bakanlığı'nda da bir ilaç alımı ile ilgili bir yolsuzluğun ilk sinyallerini veriyor. Tabii çok çarpıcı bilgiler bunlar. Evet, kısa bir özeti haberlerde alırız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel günler, güzel haftalar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. 104'te.